heykel görünecek. Köşe bucak gezerek lezzetin haritasını çıkarmaya devam ediyoruz. Bugün 8 ay yağan karın, sobanın üstünde pişen kazın, peynirin ve balın ana vatanındayız. Biz nerede miyiz? Aşıkların manilerle atıştığı, Kafkas oyunlarıyla zihnimize kazınan şehirde, doğunun en doğusundayız, Kars'tayız. Tarihte sürekli yerini korumuş ve İstanbul'la nüfusunun aynı olduğu söylenen bir kent. 100 bin nüfusun yaşandığı söylenir burada. Ani Antik Kenti'nde şu anda 21 tane ayakta tescilli eserimiz bulunmakta. 21 tane. Bu 21 tarihi tescilli eserin tamamı farklı kültürlere, farklı dinlere ve farklı milletlere ait tarihi eserlerdir. Kral Gagi Kilisesi 31 yılda tamamlanmış olan, tek kubbe üzerine yapılmış olan, iddia ediyorum dünya üzerindeki görülmesi gereken en harika binalardan biri. En önemli özelliklerinden biri de Ayasofya'nın mimarının çırağı olan Tridat Usta tarafından yapılmış olmasıdır. Onun hemen beri tarafına duruyoruz. Anadolu'daki ilk... kültürlerin harmanlandığı yerdeyiz. Burası Kars merkezi 42 kilometre mesafede bulunan Ani Antik Kenti. Burayla ilgili detaylı bilgiyi Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Hakan Doğanay Beyefendi verecek. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir yer. Evet, şu anda Ermenistan sınırına 0 kilometrede bulunuyorsunuz ve çok güzel bir gün ve çok güzel bir antik kenttesiniz. Kesinlikle öyle. Şansımız, hava da çok güzel. Kars'ın havası çok serttir, öyle biliriz ama güneş bizi karşıladı. Kars'ın havasının sert olduğu, coğrafyasının sert olduğu fakat insanlığın mert ve sıcak olduğu söylenir, öyle de bilinir. Buranın geçmişi kaç yıllarına dayanıyor? Efendim, Ani Antik Kenti milattan önce 300 ve 350 yıllarına dayanan bir yerleşke kenti. Burası İpek yolunun Anadolu'dan Kafkaslara açılan son kapısı. Doğal olarak ticaret kenti, bir koloni kenti. Onun içinde Anadolu'daki ilk Türk camisi, Ebu'l-Menüçeyr Camii, Selçuklu Sultanı Alparslan 1064'te, 16 Ağustos 1064'te burayı fethettikten sonra burayı Selçuklu Şeddadi Bey'i Ebu'l-Menüçeyr'e bırakıyor, buranın valiliğini. Ebu'l-Menüçeyr'e burayı imar etmesini söylüyor. Ebu'l-Menüçeyr 8 yılda, yani 1064-1072'de şu anda ayakta görmüş olan, Allah'ın 99 ismini taşıyan, 99 basamakla çıkarılan bu Selçuklu mimarisi ve minaresini görmekteyiz. İlk Türk camidir Anadolu'da, iddia ediyorum temelden tavana. Yine onun hemen bir aks üzerinde üç dini mabet demiştik ya, onun hemen yanında bulunan büyük katedral. İşte Selçuklu Sultanı Alparslan 16 Ağustos'ta burayı fethettiğinde, malumunuz Türkler fethettikleri yerlerdeki en büyük ibadethaneyi fetih namazı kırarak Fetih Camii adını verirler. Evet. İşte büyük katedral buradaki en büyük yapı. En görkemli, o da Tridat Usta'nın bir eseri. Harika. Yapısı ve iklim koşulları yöre mutfağını da etkilemiş. Özellikle hamur işleri yöre mutfağında çok önemli bir yere sahip. Yanımda Fuat Usta'm var. Bu görmüş olduğunuz hazırlık ne öğle yemeği ne de akşam yemeği için. Sabah çok erken saatlerdeyiz. Kahvaltı hazırlığı yapıyoruz. Kahvaltıda hamur işi çok fazla tüketiliyor. Kars mutfağında bize güzel lezzetler yapacak ustam. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Memleketimizden sağ olun. Bizdeyiz. Neler yapacaksınız bize? Kars yöresinde mutfağında biz de bugün katmer yapacağız. Daha sonra un akabinde Kars yöresine ait yine kete yapacağız. Daha sonra un helvamız var. Un helvası kahvaltıda. Un, evet, kahvaltıda un helvamız var. Yenilir mi? Aynen. Aynen, kahvaltıda un helvası yiyorlar. Evet.
Aşkın zirvesinde lezzet haritası Kars'ta. Karadağ'ın zirvesinde lezzet haritası Kars'ta. Tarihi bak kalemizde lezzet haritası Kars'ta. Tarihi bak kalemizde lezzet haritası Kars'ta.